İşte geldik, buradayız. Biz bu işte ustayız. Günaydınlar. Söylemezsem olmaz, Beyaz TV ekranlarında işte başladı. Ben köşeme çekiliyorum ve sözü ikisine bırakıyorum. Kuzeni Safiye Soyman gibi gelmeye kaçma. Sus bari. Ben, hoşçakalın efendim. Ben adaya bir 5 dakika veda edeyim. Ne haliniz varsa görün, hesaplaşın. Estağfurullah. Arto kardeşim, ne mücadele ettin benim için ya, canım benim. Senin için her zaman mücadele ederim. Çünkü sen işinde muhteşem profesyonel ve muhteşem bir sunucusun. Muhteşem. Ya Hande, bir algı var. Öncelikle bir herkese merhaba diyeyim. Hoş geldiniz bence siz Söylemezsem Olmaz'a. Çünkü Söylemezsem Olmaz'ın gerçek sahibi aslında iki isim söyleyeceğim. Biri bizi izleyen ve hiç izlemekten bıkmayan kıymetli izleyicilerimiz. Bir diğeri de asla direksiyonunu bırakmayan kaptanımız Bilal Özbilge. Aynen. Herkes gelip geçiyor ve biliyorum ki bu ikisi olmadan olmuyor. Yani ben bile gittiysem buradan herkes gidecek, doğru tabii mu? Tabii, ne dedim ben? Bu bir bayrak yarışı. Bugün ben varım, yarın sen varsın. Yarın sen yoksun, bugün Hande var. Yarın neyse ne. Yani burası bir bayrak yarışı. Burada asıl olan program. Biz değiliz. Bunu ben bütün kendi arkadaşlarıma söylüyorum. Sen bütün sezon boyunca bunu anlatmaya evet. çalıştın. Öncelikle bu sıcak karşılamanız için çok teşekkür ederim. Kendi evime dönmüş gibiyim, takdir edersiniz ki hiç de gitmemiş gibiydim zaten. Magazin konusunda biraz ara verdim. Şekerli olan sizsiniz, bakacağız ama çok doluyum. Sen biliyorsun çok... 4 dakikada ana akım medyaya düşecek şeyler var elimde. Aynen. Aha, bu arada medyaya düşecek şeyler dedin. Asıl ben çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Elime herkes gelen dolu dolu elime gelmiş. Gelen bir şey var. Lütfen Hakan Sabancı ve Hande Erçel bir bakar mısınız? Bak, orada bir şey kaçırıyorlar. Orada diyor ki Hande, sola geç, sola diyor. Sen buradan ne anladın? Ben orada daha başka bir şey. Bak, sen buradan sola ki, geçti. Ya ya orada. Sen benim haberimi mi patlatmaya çalışıyorsun? Hayır orada. Hayır. Şöyle. Hande görüyorsun değil mi? Ya sola geçti. Ya, bir kere yanlış anlatmışsın. Ben böyle bir şey görmedim. Şimdi izleyici ne demek istediğimizi şimdi biz Hande'yle anladık da. Ya ben geldiğimden beri diyorum ki bir şey dikkat edeceğim diyorum. Bu haberi burasını verir misiniz diyorum. Bana anlatmışlar sola geç derken bir şey var evet ama orada, yanlış anlatmışlar. Oradaki ayağındaki hayır. Hayır. Ve Şiyan ekran ver. Dur hemen dakika bir gol bir. Muhteşem bir açılış. Hoş geldin Bircan Bali. Arto Dalga, Hande Sarıoğlu, Söylemezsem Olmaz. Beyaz TV ekranlarında başladı efendim. Söylemezsem Olmaz Official bizim Instagram adresimiz. Bir de ihbar hattımız var. Gelsin ekranlara 0552 770 0623. Masa bir parantını hatırladım ya şu an. Ha, ben de bir şey mi oldu? Bir şey söyleyeyim, 8 yıl bu iki yılanın, bu iki yılanın kulağında şu anda rejide sesler var. Bir tek ben şu anda kulaksızım. Sen ne diyorsun, söylenenlere inanamazsın. İşte o yüzden arkamdan dedikodu mu yapıyorlar dedim. Bunu biraz daha bekletelim. Efendim, şimdi öyle başlayalım anlamadım. Öyle başlayalım mı o görüntüyle? Instagramlara verdi bir Can Bali. Şimdi Instagramlar. Bir Can Bali. Bir Arto Dalga. Bir Can Bali diyecektim. Alo. Hene de Esar'da benim kişisel ama Söylemezsem Olmaz Official Instagram adresimizde buluşalım. Günün konularını gelin hep birlikte konuşalım. Efendim, hazırsanız. Ay ben çok hazırım. Hazırsanız bugün çok daha fazla farklı olacağız. Alıcılarınızla oynamayın diyelim. Hızlıca başlayalım. Tabii ki klasikleşen bir magazin turumuz var. Hadi çıkalım. Ünlüler dünyasında ne oluyor? Olay yaratacak açıklamalar, merak edilen cevaplar, paylaşımlar ve magazin dünyasının en renkli görüntüleriyle Söylemezsem Olmaz magazin turu başlıyor. You have it all. You have it all. Bir derginin gecesindeyiz. Ünlülerin akın ettiği gecede merak edilen soruları sizler için sorduk. Orhan Gencebay'ın hadisenin kıyafetine yorumu. Sizce 10. yıl marşı gibi marşlar mayo ile söylenir mi, söylenmez mi? İzlemedim, bilmiyorum ama her şeyin bir saygınlığı var. O marşlarımız tabii ki
üst düzeyde duygu içerir. Büyük saygı duymamız lazım. Gerekeni gerektiği gibi yapmamız lazım. Ahmet Mümtaz Taylan Kızılcık Şerbeti'nde birlikte oynadı. Müjde Uzman ve Feyza Civelek soruları için ne dedi? Gayet iyi. Ben 13 bölüm çektim şu ana kadar. Orada da sezon finalini bu hafta bitirdik. Herhalde Eylül'de, Ağustos sonunda tekrar başlayacak. Bazı oyuncular tükenmişlik sendromuyla anılmaya başladılar. Hatta ayrılacağı konuşuyor oyuncular. Olabilir o. Yani bu konuda benim bir şey söylemem yakışık almaz. Bu tür şeylerle ilgilenmem hiçbir zaman. Yani öyle iddialar var. Onun da eski bir şey olduğu söyleniyor. Bilmiyorum, ben set arkadaşlarımdan gayet memnunum. Geçtiğimiz günlerde ben yeni gelmedim, geri geldim diyen Bayhan'a Kenan Doğulu'nun Yılmaz Erdoğan'a sordu. Bu soruyu soruyoruz. Yılmaz hocam. Çok sevişmenin zararı var mı, sen bilirsin. Doğru olduktan sonra hiçbir şeyin zararı yok. Şimdi ekranlara televizyon tarihinin en renkli ikilisini getiriyoruz. Faik Öztürk ve Safiye Soyman'ın keyifli röportajı. Safiye ve Faik yine birbirlerine takılmadan yapamadılar. Faik Bey'in sizce kadın nasıl olmalı sorusuna verdiği cevabı kaçırmayın. Hala doyuramadım ya. Anlamadım ben ya. Evet. 24 senedir doyuramadım. Ben ne yapayım? O evde bir yemek yapmıyor ki, o yüzden söyleyeyim. Ha, ne dedin yapsak, anlamadım. Evde yemek yapsan doyarız. Ha, biz ne yapıyoruz ki? Ne yapalım? Ev hanımı alsaydım. Ne yapalım? Türk hanımlarının güzelliğinde, hanımlar dediğin mesela kilolu olacak. Hiç bakma, zayıf, çaprak yürüyor, yıkılıyor yolda. Rüzgarda yürüyemiyor. 10 kilo yok, senin ilgisi yok yani. Ya Türk bayağı dediğin kilolu olacak. Tamam, söyle sadete gel. 7 bir otunu, bir ekmeği yiyecek, bir muzu yiyecek. Burada zayıf olmuş, şey olmuş. Bak benim pehlivana. Allah Allah! Bizde ne var? Bak, ben de böyle. Bir başka eğlenceli sohbete geçiyoruz. Şov dünyasının yıldızı Mehmet Ali Erbil'den yeni filmi için önemli açıklamalar. Sevgilisi Gülseren Ceylan ve abisi Mustafa Erbil'le geceye katılan Mehmet Ali Erbil eğlenceli tavırlarıyla yine ortamı ısıttı. Jölleri çok iyi bilirsiniz diyebilir miyiz? Böyle geceleri. Yani jöli. Hemen çeken biz olarak söyleyelim. Onursal jöli başkanıyım. Gerçi anlamam bayandan ama Demet Şener anlar. O kendisi bu konuda hem güzelimiz hem bizi Türkiye'de birinci, bir de Avrupa'da, dünyada temsil etti. Yeni filmi The Hoff için yeni gelişmeler var. İlk kez bir dram oynadım uzun yıllardan sonra. O yüzden de onun bir heyecanını taşıyoruz şu anda sinemalarda. Gerçi Türkiye genelinde 3 sinemada oynuyor. Yani biz bunu tabii ki festivaller için düşündük. Şu anda Japonya'dan ve Brezilya'dan teklifler var. Japonca'ya ve Portekizce'ye çevrilecek film. Ece Gürsel modellerde bakılan kriterleri açıkladı. Manken ve şarkıcı Ece Gürsel modellik yarışmalarında erkek ve kadında hangi kriterlere bakılıyor bir bir sıraladı. Sarışın modeller çok istisnai ama genelde Türkiye'de esmer modelleri daha çok tercih ediyorlar. Peki kaslı erkekler, kaslı model. Kaslı olmak zorunda ama çok kaslı. Bir orantı var mı orada? Bir orantı olmak zorunda. Çok kaslı model olmaz. Aşırı şiş, yani aşırı kasları şişmiş bir model çok tercih etmezler. Fizik. Hep fizik diyor yani. Fizik özelliklerinin iyi olması lazım. Fizik ölçülerinin düzgün olması ve kıyafeti bir askı olarak en iyi şekilde taşıyabilmesi. Demir'in paylaşımına Serenay'dan yorum. Şarkıcı Mert Demir'in yüzü olduğu bir giyim markasının yeni reklam filminden fotoğraflar paylaşması Serenay Sarıkaya'yı heyecanlandırdı. Hadise Kerem Bürsin'in doğum gününü kutladı. Geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin'in yakın arkadaşları yakışıklı oyuncunun doğum gününü işte böyle kutlamıştı. Ünlü şarkıcı Hadise aralarında aşk iddialarının konuşulduğu Kerem Bürsin'in doğum gününü bu paylaşımla kutladı. You have it all. Doğum günün kutlu olsun arkadaşım. Notunu düşerek dedikodulara üstü kapalı cevap verdi. Bülent Ersoy'un
sahne hazırlığı. Diva Bülent Ersoy sosyal medya hesabından sahneye çıkmadan önce saç ve makyaj hazırlıklarını bu keyifli video ile paylaştı. Oğluna öpücük dersi. Şarkıcı Bengü oğlu Selim'le kamera karşısına geçti ve ona bol bol öpücük gönderdi. Hasan Can Kaya köşeye sıkıştı. Komedyen Hasan Can Kaya basın mensuplarının karşısına geldiğinde ceketindeki kırmızı iz dikkatlerden kaçmıyor. Ve bakın Hasan Can kelimeleri nasıl şaşırıyor, nasıl yalan söyleyemiyor. Kırmızısı var, onu bir soralım önce. Bilelim oğlum oğlum. Partide kırmızıydı. Yani bir ikisi birbirinden hangisini diyeceğimi bilemedim. Abi içerisi çok kalabalıktı. Zaten herkesin kalabalık olan bir yer, öyle ruj izi olmalı ihtimali yok yani, rahat olun. Kızılcık şerbetinde yaprak dökümü. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımlarla tükenmişlik sendromuna yakalandığı haberleriyle gündeme gelen Müjde Uzman ve Selin Türkmen Kızılcık şerbetine veda ediyor. Aslı Bekiroğlu'ndan olay açıklama. Barzo, dağ ayısı tiplere bayılırım. Sosyal medyada bir programa konuk olan Aslı Bekiroğlu, bakın erkek ...lerle ilgili nasıl bir açıklama yapıyor. Haluk Bilginer 70 yaşında. 1954 yılı İzmir doğumlu olan usta oyuncu Haluk Bilginer bugün 70. yaşını kutluyor. Usta oyuncuya yeni yaşında mutluluklar diliyoruz. Mağazasında izdiham. Geçtiğimiz günlerde ürünlerin indirime girdiğini açıklayan bir kozmetik mağazasında izdiham oluştu. Müşteriler birbirini ezdi. Tansiyon oldukça yüksekti ve tartışmalar, kavgalar eksik olmadı. Müşteriler raflara adeta yağmalarcasına saldırdı. İzdihamdan geriye bu görüntüler kaldı. Mağaza çalışanları yoğun tempodan sonra ayakta durmakta zorlandı. Filler yazan Victor Hugo'yu çağır buraya. Bizim ailemizi görsün. Bu kitabı baştan yazsın. Sefil Gorgias'ı buraya gelsin. 17 gün önce kaybettiğimiz Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı. Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Asuman Tuğberk Yolaç, eşi Erkan Bey'in yanına defnedildi. Erkan Yolaç'a ve Asuman Tuğberk Yolaç'a bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Şimdi biz burada magazin turunu tabii ki takip ederken hangi konuları ele alalım diye aramızda böyle bir beyin fırtınası döndürdük. Bazı konular bazı konularla aslında ilintili. Aynen. O yüzden bir yerden başlayalım. O da şu Ece Gürsel'in modellerde aradığı işte hani kas durumu. Hmm. Oradan da bir Kerem Bürsin'e geçelim ki Hadise'nin kaslı bir doğum günü fotoğrafı paylaşımı vardı. Ben Bircan senle başlamak istiyorum. Biraz seni duymak istiyorum. Kas benim ilgi alanım. Evet, sen şey, kas biraz incesi. Şişman kaslıları sevdiğin için. Ben şişman için, severim. Ben sen... ben zayıf kaslı adam sevmem. Peki zengin sever misin? Ben zengin olmasını istemem ama benimle birlikteyse bir şeyler yapsın. Hadi bir açıklama yaptı da onun için de sana da sormuş şöyle, olayım. Şöyle mesela bir adam bana bir şey alıyor diye evlenmem ama evlendiğim adam bir şey alsın bir zahmet. Anladın mı? Alabilecek halde olsun yani. Anladım ama. Ama bir şey alıyor diye de evlenmeyelim. Biraz sonra belki o konu gelirse. Evet, Hadise'nin böyle bir açıklaması evet, var ya gündem olan. Skandal bir açıklama yani. Bana geliyorsa bir zahmet bir şey alsın gibi. Hadise bir... bunun aksini söylese kim inanacaktı acaba? Kimse inanmaz. O yüzden zaten Rıza Zarrab gibi bilmem ne gibi bir sürü isimler var. Onu da Hadise konusu... de o da akıllandı ki artık. Birazdan o konuyu açalım. Evet. Şimdi kas şimdi var mı diye. Ya şimdi model biliyorsun benim ilk eşim bir milli bir mankendi. Aynen. Ve... podyumda kas önemli mi kısmına baktığım zaman ben kıyafet taşıyan şeyin kas değil erkekte bacak boyu olduğunu düşünüyorum. Ve bacak evet, orantısı yani modellikte kas ne modelisi? Mayo modeliysen belki ama gömlektir pantolondur ben orada bacak boyuna bakıyorum. Ece belki orada hepsini tam söyleyemedik. Kas evet önemli fakat kasın da
bir yere kadar önemli. Yani o sokakta gördüğümüz body body gezenlerden bahsetmiyor. Hmm. Shape'i olan, sadece figürü olan, doğru gelişi olan. Şu yoksa six pack olayını diyorsun. Six pack minik, olayı belki. Baklava. Ama ince, mutlaka askı olarak ince olmak zorunda. Yoksa giydiği hiçbir kıyafet olmaz. Yani hiçbir büyük firmada ona teveccüh göstermez. Hmm. Sadece evet kaslı, fit. Hani Demet Akalın yaptırdı ya buralarını. Hmm. Yani evet, six pack bilmem ne. Evet ama o karın kası altta çalışma olmadığı sürece hamur biliyorsun. Tabii ki öyle. Yani six pack belki okey ama büyük değil. Böyle gördüklerin sokakta body body gezenler onlar değil. Şu mesela şu nasıl? Bu daha doğru ama bunda da bir tık şey var. Operasyon şişmanlık mu? Da var. Bizce Oğuzhan Koç da var. Evet. Oğuzhan Koç da operasyonla hamur. Hamurdur aslında değil mi? Bunlar biliyorsunuz operasyonla six pack gibi. Çünkü karın kası yapmak dünyanın en zor aslında. Yani uzun işi. Yani kasın iki gün yapma oradaki o görüntü gidiyor. Nankör. O yüzden nankör olduğundan dolayı bunun da artık bir estetiğe çıktığı için herkes kolayına kaçıyor. Ama sana bir şey diyorum. Şimdi şöyle Hande, bunun estetiğini ben sordum. Ben çok istiyorum karın kası. 6 ay zaten yemene dikkat edeceksin. Ben 6 ay onu yemezsem zaten kas olur. Aynen öyle, bravo. Sinan, çok ciddi karbonhidrat sıkıntısı var bunu yaptıranlar. Sinan'ı gördük, Sinan'ı gördük geçen gün. Çok güzel gözüküyordu. Bir ben şeyler yapmış. Ben Sinan'ı en son hastanede gördüm, kiloluydu. Yok, şimdi daha iyi. Ben geçenlerde gördüm. Hatta belki size de bayramda sürprizlerimiz olabilir. O yüzden biliyorum. Çok güzeldi. Kendine gelmiş. Yani ha, ben kilo fit, evet çok fit olmuş, yakışıklı olmuş. Müjde ile zaten on and off demiş ki biliyorsun hani o Müjde neydi o? Yorgunluk sendromu neydi? Tükenmişlik sendromunu sormuşlardı Sinan Akçıl'a Müjde ile alakalı. Onun için dedi ki ben de tükenmediyse hiçbir şekilde yerde tükenmez dedi. Bizde orada çok, bir esprili bir yanıt vermişti yani. Sinan ilişkisi zor ve tüketici insan tüketen bir insan yani. Aynen bence. Öyle. Peki Sinan'ın diğer ilişkilerinden bir tanesi Hadise ile devam edelim. Çünkü Hadise de son zamanlarda adı aşk dedikodularına karışan isimlerden bir parti vardı. Ve hani bir derginin özel bir aslında partisiydi. Orada Kerem Bürsin'in de doğum günü kutlandı. Sonra bir baktık Hadise ile Kerem Bürsin çok yakın arkadaşmış. Beğensin. Bu zamana kadar hiçbir yerde aslında bu arkadaşlığı görmedik. Ama bir paylaşımlar en sonda Hadise dün kendi sosyal medya hesabından kaslı bir fotoğrafıyla Kerem Bürsin'in doğum gününü kutladı. Biz aslında aralarında aşk mı var diye konuştuk. Sana nasıl geçti? Ya Hadise'nin kalemi değil Kerem. Ya Kerem Hadise yetersiz bakıyor. Aynen. Yani belki standby bir ilişki olabilir. Standby olabilir. Senin aynen öyle. Open relationship. In Turkish lütfen. açık bir ilişki olabilir. Yani herkes rahat olabilir. Şöyle şakalaşmalı olabilir ama mesela. Sen şimdi Kerem ol, ben Hadise olayım. Ay 0909 ya sevdiğim beni düşünüyor. Sevdiklerim bitmez, azalır biliyorsun. Evet. O sevgi arsızlığı yani arada birini daha bağladı şu anda. Neyse. Aşkım bir sinemaya gidelim mi? Dur lan farklı evlerdeyiz. Ha. Farklı evlere uyandık. Ne uyandık yapıyor? Şimdi. Arıyor muyuz? Bak, ne yapıyoruz? Ben gözümü açar açmaz. Gözümü açar açmaz sana mesaj attığımı belli etmem lazım. Günaydın, ne yapacaksın bugün hayatım? Fitness'a gideceğim. Body'm var. Bodybuilding. Sonra audition'ım var. Bir audition vereceğim. Sen hala audition mu veriyorsun? Hala audition veriyorum. Çünkü bu Burak Deniz, Burak Özçivit ve Kıvanç oynayacak. Dördümüzden birini seçmeleri gerekiyor. Ben sana doğruları söyleyeyim, hiç şansın yok. Yok, bence de yok. Ama çünkü ben seni seçtim. Öyle mi? Evet. Sen beni ancak bir günlük seçersin Hadise. Zaten fazlasını bekleme. Ama bak gözümü açar açmaz sana günaydın yazdım. Evet. Sen de gün içerisinde bana ne yazdığını söyle. Kontrolümde ol. Ama tamam. Çok da ilişki yaşamayalım. Yazdı gördüğün gibi. İki dakika sadece da. Böyle arada beni kontrol etti. Arada himayesini aldı. Aynen öyle. Resmimi gösterdi. Kan evet. Kıyafeti bu. Yeni mi uyandın desene sen. Yeni mi uyandın de. Yeni mi uyandın? Dur gösteriyorum. Böyle bir ilişki diyor yani. Ya ama hani Kerem Bürsin'in de çıktığı eski kız arkadaşlarına baktığımızda Serenay Sarıkayalar, Hande Erçeller tabii. Top 3'teki işte kızlar. Zaten o klasmanda değil Hadise'de. He. Hadise'nin klasmanı aynı şekilde Kerem değil, Kerem'in İsim klasmanı veremiyoruz. Da Hadise değil. Hadise'nin klasmanı bizim cici kızlarımız var, cicişler. O şu anda çıkan kimler? Öbür ikiz kardeş. Candanlar. Candan kardeşler. Işte, onlarla mı pişti oluyor? Niye? Hayır hayır. Klasmanı o herhalde. Yani ben ilişki konusunda en son yorum yapacak insanım. Ben biliyorsun. Ben hiç
yorum yapmak istemiyorum. Senin şu an hayatında biri var mı? Aklımda biri var. O da eleştirdiğim birilerinden mi? O da sert eleştirilerinden. Hayır, bu defa hiç eleştirmedim. Ha, bir de sana son bir soru sormam lazım. Ebru Gündeş doğurdu mu? İnşallah doğurdu. Bir şey soracağım. Şu Ebru Gündeş ne olur benim hatırım için bir kerecik hamile evet, kalsın yani, ya. 7 ay boyunca doğurdu doğurdu. Dedim ki kız doğur mu? Hayatımı aldırdı dedi. Bak sonunda. Bence çok iyi bir kriz yönetmiş. Kaldı ki dün Bircan Bali tekrardan söylemezsem olmaz masasına yeni gelmedi, geri geldi haberini aldığımızda direkt ilk mesaj, yani WhatsApp gruplarımız var ya, gruba Bircan Bali eklendi, Bircan Bali'den mesaj. Evet. Size bomba bir haberim var. Ebru Gündeş hamile. Aynen, ben tabii o klasik o haberimi yapayım dedim. Evet. Şimdi bu durumda kas mı değil mi onu bilemiyoruz normal, ama. Normal kas yani figür değişmeden. Ben senin gibi de severim ama. Benim gibi ben, sen. Ben yemin ederim severim. Sen şişko seviyorsun. Seviyorum. Ya ben iri, sevince. Böyle iri severim. Aşık olunca ne kasına evet, bakıyorsun ne kaşına bakıyorsun ne gözüne bakıyorsun aşık olunca. Hande'cim ilişkide yemeğe ben dikkat etmeliyim. Adam yemeğe ne yediğine dikkat edince ben soğuyorum heriften. Bu saatten sonra yemiyorsan yeme hadi be öf sen dikkat etmeyeceksin ben edeceğim. Tamam şimdi Yılmaz Erdoğan'a geçelim mi hadi burada VTR'nin içerisinde? Tabii ki biz şimdi konuştuk bayağı yani artık Yılmaz Erdoğan'ı aldık masalara yatırdık evirdik çevirdik. En son Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde Yılmaz Erdoğan'a Kenan Doğulu sen git orada arkadaşım demedi acımadı. Dedi ki çok sevişmenin Hasan dedi. Hasan Can'ı gördün mü nasıl hafif giydiriyor bu arada Kenan Doğulu'ya nasıl sorar siz gidin ona sorun diyor. Heh. O sormuş diyor. Yani orada Hasan Can bile yani Kenan Doğulu'nun son derece terbiyesizce aslında davrandığını peki söylüyor. Peki sen Kenan Doğulu'nun halen daha orada o doğum günü partisinde kesinlikle. Yılmaz Erdoğan'a bu soruyu yöneltmiş olmasını terbiyesizlik olarak bence, adlediyor musun? Terbiyesizlik olarak adlediyorum. Niye biliyor musun? Çünkü Yılmaz Erdoğan daha vakur, daha ağırbaşlı bir adam. Ve burada daha zor durumda kaldı. Görüntüde diyorum. Yoksa görünmediği hallerini maalesef gördük ki son derece hafif ne diyorlar ona? Meşret. Hani sen söyledin mahkemelik olursan sen olursan. Ben nasıl girmedim topa? Evet farkındayım. Dolayısıyla. Ben senin cümleni tamamladım. Ya değil. Aklına gelmedi ne yapayım? Dolayısıyla. Meşret demek istiyor diyor. Dolayısıyla. Tabii ki burada Kenan onu çok zor duruma bıraktı. Ya orada başka bir komedyen olabilir, bilmem ne olabilir. Evet ama hani bir şekilde yaşına bence başına... Bence öyle değil ya. Ama zaten konusu nedir? Şimdi neyi konuşmak istiyorsun? Şimdi neyi konuşuyoruz biliyor musun? Kenan Doğulu'nun geçen gün evet, partisi doğum var. Gördün mü? Çok sevişmenin çok zararı var. Cansu Taşkın'la basıldı. Şimdi Cansu Taşkın Yılmaz Erdoğan'ın haberi benim haberim. Ben bunu 1,5 yıl önce onlar öpüşürken fotoğraflarını gördüm. Ve gittim bir internet sitesinde bunu söyledim. Ve yine ana akım medyaya düştü haber. Haber benim haberim ve kimse çıkıp yalanlamadı. Sonra bir tane modacı kız çıktı dedi ki bu haber doğru mu dedi Cansu'ya Cansu yalanlamadı. Buraya oturan da hep onların haberi oluyor. Evet devam. Belgeler. Ama beni biliyorsun. Sonra kız çıkıp yalanlamadı fakat kıza teknik açıdan bir hata yapıldı. O da şu. Evin içerisinde dört duvar içerisinde sensin, prensessin, harikasın, birlikte olduğum kişisin deyip dışarıda elini tutmazsan o kızın ve elini tutmadığın kıza da farklı bir şekilde yaklaşırsan seni bir gün patlatırlar Yılmaz Erdoğan. İyi de öyle bir söylüyorsun ki sanki kızın eli tutulacak gibi değil pardon, demek ki belki pardon. De o zaman. O zaman hiç seçmeseydi. Kızın elini tutup tutulmayacağına Yılmaz Erdoğan karar vermiş zaten. Çocuklar, aynı evde bu, onunla sarmaş dolaş olarak. Bu erkekler için de geçerli, kadınlar için de geçerli. Evlenecek erkekler var, eğlenecek erkekler var. Evlenecek kadınlar var, eğlenecek kadınlar şimdi, var. Sen o sinirde görmedin mi? O sinirde görmedin mi? Kız diyor ki, sen bana evlenecek kız muamelesi yapmadın mı baş başayken? Of! Aynen sen buna söylüyor. İnandın mı yani? Böyle bir şey olabilir mi? Ben kızı inandırdığına net eminim. Net eminim kızı inandırdığını. Her erkek zaten ona inandırıyor kızları. Öyle bir tweet mi vermiştir davranışlarıyla diyorsun. Neye güvenecek de kız paylaşacak onları. Yani diyecek ki kendi kendine gülün gibi ama kızım benim sana bir tane var mı diyecek görüntüm. Kız lap 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 görüntüleri i̇şte koydu aslında ya. Ama hayır görüntüleri önce içten koyuyor içe, zaten. İçten içe bunları biriktirmiş olması da aslında bir planın parçası gibi. Yani zamanı ya. Geldiği zaman ben sana yapacağımı hiç öyle düşünmüyorum gibi. Biliyor musun? Ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun? Kız bu sessizlikle devam etti. Kız 2 yıldır beraber onunla. Beraberdi. 2 yıl boyunca gitti Köyceğiz'deki ama çiftliğe. Ama bunu kabul etmesine ne diyorsun? Evet.
Zaten şimdi neden biliyor musun Bircan? Seni alacağım demiş kıza ya. Seni ne? Alacağım demiş kıza. Ya alabileceğini düşünün. Gerçekten nasıl sen yani? Safısın. Yemin bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Yani. Kız ya bir şey söyleyeceğim. Bu kız ciddi ilişkisi var diye gitti. Ne yaptı? Yılmaz Erdoğan nesine gitti? Nesine gitti? Ne tür bir fantazi? Ne tür bir fantazi ya? Gayet güzel bir couple. Bir şekilde bütün Cansu şeyle... güzel bir couple. Nereden bahsettiğini anladım. Birisi Yılmaz'ın 60 nesi, yaşında. Yılmaz'ın nesi kapı hayatım, bana bir anlat. Adı. Hangi ünlü ya? Kız evin içinde yaşıyor. Bunu neyi kapı? Sevmese neyi? Zaten anladım. O yüzden bunları servis ediyor. İki tamam kardeş. İşte bittikten sonra. Çünkü adam oralı olmadı. Haberlere oralı olmadı herif dedi. Yaşadığı aşkı inkar etti. O da dedi ki sen bu aşkı inkar ediyorsan buyur kardeşim bende görüntüler var. Şimdi, kadın kendini mi deşifre edecek Allah şöyle aşkına? Bir şey var. Her şeye aşk diyemiyoruz ya. Şimdi bu bize sirayet ettiği için kızlar bu görüntüleri Yılmaz Erdoğan'la ben aşk yaşıyorum görüntülerini servis ettikleri için 2 yıldan beri meğersem aşk yaşıyorlarmış diye bizim haberimiz oldu. Ama Vic isim de çıktı ekrana dedi ki biz dedi asla böyle dedi durumları dedi ifşalamayız dedi. Hani isim vermek istemiyorum ama hani bu gibi ilişkiler zaten yaşıyoruz ama dedi böyle ünlü isimlerle yaşadığımız ilişkilerin dedi adını hiçbir şekilde ifşa etmeyiz aynen dedi. Yani... Aslında piyasada bunlardan çok var. Aynen. Yani kapalı kapıların arkasında bu gibi ilişkiler çok yaşanıyor ama şöyle bir örnek vereceğim Bircan. Hande Erçel Hakan Sabancı ile ilişkiye başlayacağı zaman Hakan çok istiyor Hande'yi. Ve Hande'nin tek bir şartı oluyor. Beni diyor gizli diyor bir şekilde diyor yaşayamazsın. Beni diyor tutacaksın elimden. Benim diyor ilişkimi diyor açık tamam, yaşayacaksın. Tamam bu kadar çok evet. Var dedin. Özür diliyorum. Minicik rejiden bir şey rica edebilir miyim? Kızılcık Şerbeti'nde çimen rolünü oynayan kızcağızın adı nedir? Çimen rolü diyeyim. Siz onun fotoğrafını bir ayarlayın. Yılmaz Erdoğan'la ilgili bir konuya geleceğim. Öyle mi? Evet. Bak o konuya şimdi. Bir gelin. Derin mi ne adı? Tamam o hanımefendi bir Selin Türkmen. Selin Hanım'ı bir ekrana verirseniz bilmeyenler için de ben bir şeyler söyleyeceğim. Çünkü bu Yılmaz Erdoğan'ı bir değil... İki değil. Yılmaz Erdoğan'ın. Evet Selin Türkmen. Evet Selin Türkmen de var. Abi herkes gizli bir ilişki yaşayabilir. Bu başka arada şey Selin Türkmen'i de hatırlatayım ben hemen izleyenlere. Ha. Selin Türkmen bu Çimen değil. Karakterinde. Evet, bu. Çimen. Bu. Çimen bu mu? Evet Çimen bu. Sadece ha, çok Çimen bu. Çimen bu. Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini oynayan Kıvılcım'ın kızı. Hani küçük İmam kızı kapandı İmam aşırında. Nikahı'yla kapandı da evlendi ya. Şimdi... 4 Kasım 2021'de paylaşmış bu paylaşımı. 2021'de Çimen hayatımızda yok doğru mu? Çimen'in ilk projesi Kızılcık Şerbeti olabilir mi? Doğru. Kızılcık Şerbeti ve hayatımıza girmesinin sebebidir Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan sayesinde hayatımıza girdi. Ne yollarla olduğunu bilmiyorum ama yöntemini biliyorum. Çimen mi girdi hayatımıza? Selin Türkmen. Çimen olarak girdi hayatımıza. Evet. Yani Yılmaz Erdoğan zaten bu konuda idmanlı. Ya bugün Çimen'in elini oyuncu. Tutar Selin'in. Yarın Cansu'nun elini tutar. Tamam. Tutan kişide bir problem yoksa niye tutmasın? Yani tutan kişiye ben Çimen olsam ben onu Çimen'in deklare etmiyorsam. Şey mi alan memnun satan memnun tabii, hikayesi tabii aynen mi? Öyle yani. İşte bir alan memnun ya. Hayatım bir ama sürü. Ama Cansu satan memnun olmadı. Bak, oyun bozuldu. İşte bir yerde o, de bozacaklar. Ama bak Çimen'le onun duruşu arasında ya. Fark yok mu? Kız da 24 yaşında. Yılmaz 60 falan filan. 36 yaştan bahsediyorum. Hangi alan hangi memnun ya? Herkesin zaten ne yapmak istediği belli. Evet. Cansu memnun olmadığı yerde ses çıkarttı. Hayır, dedi Cansu ki kardeşim o kızın ayağı yerde, orası öyle değil. Daha çok ünlü olmak istedi. Cansu bunu patlatmak istedi. Yılmaz Erdoğan'dan ne alabilir ya bir tane çiftliği dışında? Ne Cansu olabilir Taşkın ya? Cansu Taşkın yani kariyer olarak ne ki yani? Hayatım zaten, yani. Zaten Yılmaz Erdoğan Cansu Taşkın'ın kariyeriyle ilgilenmiyor. Evet işte onu söyle. Güzel, teşekkür deyince, ediyorum. Saç... Tamam onunla ilgileniyor zaten. Bunu da Cansu bilmiyor mu? Birden aşık oldu Yılmaz Erdoğan'a. Ben Yılmaz Erdoğan'ın kesinlikle çok iyi bir oyuncu olduğuna inanarak evet. Cansu'ya kendini andırdığını düşünüyorum. Çok iyi bir oyuncu çünkü. Ben oyunculara seni seviyorum demelerine de inanmıyorum. Şöyle bir şey vardı seviyorum. Ya. Hayatım köprüyü geçene kadar hep öyle dersin ya zaten. O köprü çoktan geçti. Şuna hakim misin Bircan? Buyursunlar. Cansu... İbrahim Tatlıses arıyor. Çok sevgiler abim ya. Açacağım. Süper. Evet. Cansu Taşkın görüntüleri paylaştıktan sonra biz incelediğimizde aslında kardeşi Elif'in o gizli bir şekilde sanki telefonla konuşurmuşçasına o görüntüleri çektiğini fark etmiştik. Yani kimiyle kumpas kuruyorlar şimdi, yani. Şimdi o kumpası kurdu gibi orada bir şantaj o görüntüleri daha ileride kullanırız gibi gizli bir çekim yaptığı için acaba Yılmaz Erdoğan bu görüntüler servis edildi diye mahkeme bir dava açar mı dedik. Açamaz. Hatta ilk açtı haberi geldi gibi açamaz. Sonra da Yılmaz Erdoğan'dan bir açıklama aldık biz. Son derece mütevazi bir yani açıklama yaptı. Dedik yani bir iki günlük bir şeydi.
2 günlük bir şey. İki yıl boyunca sürdü diyorum size. Ben o görüntüleri 1,5 yıl önce yemek yerken Etiler'de bir restoranda gördüm. Hangi 1-2 günlük ya? 1-2 günlük diyor, 24 tane farklı kıyafet kostüm. 1-2 gün derken işte standby ilişki. Yani gördüklerinde... Sadece birbirleriyle cinsel anlamda birlikte olduğunu iddia ederse bir adam. Ben bunu iddia ediyorum. Ben bunu iddia ediyorum, bence öyle. Mehmet Ayar Yoksa... diyor ki neden bu kadar Yılmaz'ı koruyor bu Arto diyor. Kapalı kapılar arkasında aşk yaşamaya bayılmış. Bak, kız eskiden bana yazardı bu yılan şeyleri, şimdi sana yazıyor. Yılmaz işine gelmedi. Sen 3 tane mi sinemada oynayabiliyorsun? Seni Allah kahretmesin. Hayatım sanat filmi yapmış adam. Tabii ki de 3 sinema. Ticari bir film değil ki. Hayatım ben seni korurum, efsane döndü diye. Hayır, bu arada sinemanın geldiği mafyalaşmaya ve sinemanın geldiği şeye bak. Ne diyorlar ona? Geldiği hale bak. Baskıya bak yani. Koca bir Mehmet Ali film çekiyor. 3-5 sinemada oynatıyorlar. Burada aslında sorulacak... Festival filmi, ticari film değil. Öyle olması normal yani. Teknik açıdan bir sıkıntı yok orada. Orada bir kırgınlığı ticari var ya onu... kopya sayısı daha çok olabilir. Şimdi gidiyoruz başka konuya. Hadi. Magazin turunu tamamlayalım. Hadi. Artık konularımızı açalım. Dün aslında ele almıştık. Bu ikisi ancak beni durduruyor. O yüzden ikisinde de kulaklık var herhalde. Vereyim, sana vereyim. Yok, ben ya seni çok seviyorum. Ne istiyorsun? Allah aşkına. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aslında konuştuk. Dün çok önemli bir derginin aslında bir gecesi vardı. Kıyafetleri konuştuk ama daha konuşacak çok işimiz var. Daha gidecek çok yolumuz var. O özel derginin, siz aşk yaşarken sizi Allah kahretmesin, birbirlerini çok özlemişler gerçekten. Çok. Hadi gidiyoruz o özel geceye, konuşulmayanları konuşuyoruz. Yapılan çok ünlü bir derginin ödül töreninde şıklık yarışı vardı. Gece bitti, konular bitmedi. Geceden akılda kalanlar nelerdi? Hangi olaylar çok konuşuldu? Hangi olay dillere düştü? Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Kale gibi sağlam ekibimi çok seviyorum ve çok mutluyum. Geçtiğimiz gün çok ünlü bir derginin ödül töreni vardı. Törende yok yoktu. Hande Erçel, Hakan Sabancı, Demet Özdemir, Demet Evgar, Tufa Büyüküstün, Aynık Etusat, Kanser Elçin, Sıla Türkoğlu, Ece Sükan, Zeynep Bastık, Mert Demir, Zirin Tekindoğ. Ve daha nice isim. Peki dünden geriye neler kaldı? Bir Hakan Sabancı. Ne kadar değişik bir soru. Yaz gününde böyle bir gelinir mi ya? Arkadaşlar teşekkürler, iyi akşamlar. Çok sağ olun, iyi akşamlar. Hakan Sabancı son günlerde verdiği röportajlarla çok konuşuluyor. Genellikle söylemezsem olmaz muhabiri Mustafa Ağdağ ile uzun uzun röportajlar yapmayı seven Hakan Sabancı eski halinden tamamıyla uzaktı artık. Tabii ki ilişki çok güzel gidiyor, neşeliyim de. Fakat dün ödül töreninde bir muhabirin sorduğu soruya çok bozuldu. Bir muhabirin birçok konu arasından Sabancı'nın ceketindeki çiçeğe takılması Hakan Sabancı ve Hande Erçel'i kızdırdı. Ne kadar değişik bir soru. Yaz gününde böyle bir gelinir mi ya? Arkadaşlar teşekkürler, iyi akşamlar. Çok sağ olun, iyi akşamlar. İki, Hande Erçel ödül konuşması. Ve çok hayal kurduk. Bu hayalleri her gün daha da üstüne koyarak gittik. Ve başardığımızı hissediyoruz. Erçel ödül konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkarken Hakan'ın centilmenliği çok beğenildi. Hande'nin elbisesiyle küçük bir sınav vermesi ise güldürmüştü. Ödül törenine bastonla geldi. Sahneye bekliyoruz. Tekerlekli sandalyeyle döndü. 4. Demet Evgar ödül konuşması. Ünlü oyuncu hakkında geçtiğimiz günlerde sette taşkınlık çıkarttığı, yönetmen yardımcısına saygısızlık yaptığı yönünde haberler çıkmıştı. Senin gibi özel bir oyuncuyla çalıştığım için çok mutluyum. Beraber el ele Türkiye'deki tüm kadınlara ışık olduğunuz için de çok mutluyum. Seni tebrik ediyorum. Canım. Demet Evgar yaptığı konuşmayla tüm ekibine teşekkür edip bu bir ekip işi dedi ve bu yalan iddiaları aslında çürütmüş oldu. Birbirinden çok farklı yaş grupları, birbirinden çok farklı hayat standartları olan, birbirinden çok farklı hayat görüşleri olan birçok insanı bir araya getirdi.
bir araya gelmek bana çok iyi geldi. 5. Defne Kayalar. Ünlü oyuncu Defne Kayalar yanında bulunan Ceren Karakoç'u kaba bir tabirle dikizlerken yakalandı. Ceren Karakoç telefonundan bir işle uğraşırken Kayalar bakın nasıl yakalanıyor. Defne Kayalar için otobüste yanında oturan teyze yorumları yapıldı. 6. Burak Yörük. Genç oyuncu sahneye çıktı. Koltuk altı gözüktü. Bu biraz yeni tarz mıydı yoksa oyuncunun ceketi mi yırtıldı bilemedik. Umarız tarz değildir. İzninizle. Ha. Direkt söyleyebilir miyim? İzninizle. Ha. Direkt söyleyebilir miyim? Mert Demir. Demir'in ödül konuşması da çok konuşuldu. Şarkıcının ben kadınlar arasında büyüdüm. Bugünkü başarımı onlara borçluyum temalı sözleri hayranları tarafından ya Mert çok tatlısın ve ana kuzusu Mert gibi yorumlara sebep oldu. Ama bizce ne güzel konuşmuş. Ben kadınlarla büyüdüm. Annem ve kız kardeşim başta olmak üzere teyzelerim, anneannem, halam, babaannem beni bunlar büyüttü. Sevmeyi, sevilmeyi, aile olmayı onlardan öğrendim. 8. Zeynep Bastık. Şarkıcı Zeynep Bastık'ın ödülünü takdim ettiği genç model Ege'ye olan bakışları olay oldu. Zeynep aşık mı oldu, ne oldu? Daha yeni Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor haberleri çıkmıştı. Bu kadar havalı bir ödülü, bu kadar havalı bir beyefendiye verdiğim için çok mutluyum. Ege çok tatlısın. Umarım global arenada bize inanılmaz büyük başarılara daha sürüklersin. Evet, biz hatırlattık. Analiz kısmı masada. Çok özel bir gece değil mi? Çok güzel bir gece. Yani herkes orada. Şampiyonlar Ligi dediğimiz bir gece yaşanmış. Hangisini konuşacağımızı şaşırdık açıkçası. O yüzden bugün de gündemimizde. Siz dün konuştunuz. Biraz çok az konuştuk. Mehmet Ali bize konuk olduğu için onu çok bekletmek istemedik. Çünkü burada çok konuşulacak şey vardı. Farkında mısınız? Met Gala gibi ya da işte Cannes gibi bilmem ne gibi birilerini kullanmak istemişler. Böyle çocukları eteklerini kaldırıyor bazı çocuklar yıldızların. Ama bu konuyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Söyle. Halen daha tek eksiğimiz şu hani çekeyim. Işık var ya ışık. Hani oraya o gelen o kadar hazırlıklı, o kadar ünlü isim evet. Fotoğraf çekimi için bir panonun önüne geçiyor çok ve bunlar bu arada servis ediliyor. Çekim altı, de çok kötü. Altı üstü yapacağınız evet. Tek şey oraya güzel bir ışık kurmak. Evet. Çünkü bunu çok özenli geliyorlar, ciddi paralar harcanıyor. Ama çok ve kötü herkes görünüyorlar fotoğraflardan dolayı. Evet. Bunun tek sebebi de ışık. Analizlere başlasın demiş masalar demiş. Peki masa analiz yapsın bakalım. Şöyle ben senin yayın başında söylemeye çalıştığın şey aslında bir kıyafetin değil. Hadi. Hande ile Hakan'ın girişindeki bir enstantane çok dikkatimi çekti. Soluma geç demesi tamam normal. Bu ilişkinin sonlarına geldiklerini hissediyorum sabır olarak. Göstereceğim. Oraya bir verirsek şöyle. Hande'nin zaten vücudunun sol tarafında çok güzel bir dekoltesi var. Aynen. Tabii çok böyle yazlık benim gibi böyle bayağı kalıyor. Sen bugün zaten ben bugün yani bilemiyorum neyi. Ağzına kapandım biliyorsun. Welcome diye. Burada soluma geç soluma geç diyor. Soluma geç demesi normal. Bir kadının bazı açıları çirkin, bazı açıları güzel. Değil mi? Ama bunu bir tam ekran verirsek ve ben aynı anda soluma geç derken izleyiciden Hakan'ın kendi karnını tutarken ki bıkkınlığını görebilir misiniz? Verdin soluma geç. Oradaki başlayacağım üflemesi. Başlayacağım senin evet. Soluna. Evet. Aynen de o. Ama bak, yüz ifadesi kadar, değil mi? O kadar bıkmış ki yani Hakan Sabancı'sın, piyon olmuşsun. Sağa geç sola geç fıt fıt tamam. Zaten bir kere de Hande yüzünden oradasın da. Sen Hakan Sabancı'sın, sağa mı geçeyim sola mı geç? Çocuk piyon yaptığın yetmiyormuş gibi soluma geç. Emir kipleriyle biliyorsun sevmem. Soluma geç. Sonra çocuk böyle yapıyor bak. Yukarı bakıyor karnını tutarak. Çünkü normalde önce sağa geçiyordu. Sonra soluma geçiyordu. Orada çocuğu orada şey yaptı yani. Orada zaten çocuk şey oluyor. Bak oluyor. Böyle bir şey bu sinir ağır. Bak bu ilişkide şöyle bir durum hissediyorum vücut dilinden. Şimdi Hande patronluk yapıyor. Patronluk yapıyor ama bir yere kadar. Herhalde. Bir yere kadar. Sen ilişkide patron olmayı sever misin kadın olarak? Gerektiği yerde. Ay, yerine çok, göre konusuna bu göre. Bu çok kıskanç bir kadın. Ama zannedersem erkek arkadaşı da öyle. Aynen ve empati kuruyoruz yapacağımız her harekette. Çok yüksek ama. Bu normal bir ilişki yaşıyor. Çok yüksek normal, yani. Tamam. Ama patronun kadın olduğu ilişkiler çok sorumluluk isteyen ilişkiler. Bir kere ne oluyor biliyor musun? Adam otomatik olarak sana teslim oluyor ve sen çocuk büyütüyor oluyorsun. Bir anda sevgilisi yerine annesi oluyorsun. Tutku bitiyor. Sevişemiyorsun. Öpüşemiyorsun. Yemek yedi mi? Öptü mü?
Kusura bakma da o da o zaman biraz işine gitsin. İşte bravo. He yani. Benim 7 aydır, 9 aydır, 10 aydır söylediğim. Söylüyor Artu, doğru. Sen gerçekten Sabancı olduğunu unutup gittin. Işıkların altında sağ mı geçeceğim, sola mı geçeceğim? Seyahati influencer'ı gibi, seyahati influencer'ı gibi devamlı şey geziyor, ülke geziyor. Bir de döndüğünüz her yerden insanları arayıp, basını arayıp, şuradan dönüyoruz bu kadar rötar yaptı falan deyip haber vermeyin. Diyorlar mı böyle, çağırıyorlar mı? Şöyle hareketler yapıyorsunuz ya, çıkıyoruz. Gördün mü şey? Diyor. Tam kapıdan çıkarken böyle çıkıyoruz. Hazır mısın? Ha ya, bunu niye yapıyorsunuz? Zaten flash bir çiftsiniz. Yani dursanız ışığınız yeter. Tek bu arada onları takdir ettiğimiz bölüm şu anda çok güzel sohbet etmeye başladılar basın grubuyla. Hmm. Eskiden biliyorsun çok agresif, çok şeydiler bizim ama... Bizim şeyimizi de seviyor. Evet, Mustafa muhabirimiz, bizim muhabirimizi, Hakan Sabancı çok mikrofon seviyor. Çok güzel, aynen öyle. Kesinlikle. Biliyor musun? Kesinlikle. Çok sevmeyenimiz de var. Hadise bizi çok kameramızı ya da mikrofonumuzu gördüğü zaman hemen böyle bir kaçışta. Ama Hakan'la şu anda bizim Mustafa bayağı iyi ilişkileri var. Görünce durup güzel Mustafa'yı seveni severim. Aynen öyle. Mustafa'nın emeğini seveni severim. Bu arada bir şey soracağım. Bu vücut dilini ilerleyen günlerde daha da göreceğiz. Daha da göreceğiz. Daha... Senin için bu ilişki şu anda mesela, biz bu masada çok seviyoruz bu ilişkiyi ve evleneceklerini düşünüyoruz. Sen ne düşünüyorsun mesela? Yani evli kadar sabırları bitmiş bence. Bir evlilik kadar sabırları bitmiş. O kadar çok vakit geçirdik. O kadar çok Hande'nin himayesine girdi ki Hakan. Yani Hakan olmaktan çıktı. Ben Hakan Sabancı'yla niye birlikte olurum mesela, biliyor musun? Hakan Sabancı enerjisinden dolayı. Aa, onun şey patronajlığından oldu. Dolayı falan, değil mi değil böyle? Mi? Patronluğundan bana hükmetmesi. Hakan erken oldu ya adam. Aynen. Yani olacak iş değil i̇şte ya. İşte bu da tabii çalışıyor olmamanın verdiği maalesef lightlık oluyor erkeklik. Peki bu Hande Erçel, Hakan Sabancı haricinde bu özel bir dergi gecesinde senin dikkatini çeken ve söylemek istediğim mesela Burak Yörük'le ilgili bir söyleyecek bir şey vardı. Burak Yörük çok iyi bir rüzgarla başladı bir diziye. Bu arada dizideki rolünü sevdim. Hafif bir psikopat oynuyor. Sarışın psikopat tamamen değişik de, geliyor. Taş Kağıt Makas. Evet, Taş Kağıt Makas da Ozan'ın başarılı işi. Fakat şöyle, bir arkadaşım sosyal medyasının güçlü olduğunu düşünüp ona reklam vermiş. Bir takip yok. Bir takip isteği yok. Dönüş sıfır. Ha, etkisi sıfır. Sosyal medya etki alanı sıfır. Yani kaç kişiye eriştiğini bilmiyorum ama yani takipçi sayısı çok yüksek olmasına rağmen yani bir tane satış olmadığı gibi bir tane soru sormadılar ya. Ama yani yaptığı rolünü çok güzel yapıyor. Rolü çok iyi. Şimdi rolü kimi çok iyi. Oyunculuk olarak iyi rol oynasa da sadece o meslekte kalabilir. Ve paraya sosyal akıtamıyor. Medya etkisi demek ki Bircan'ın burada deneyimi var. Evet. Arkadaşım dedi. Çünkü o istatistiki olarak bakılıyor ya ona. Aynen. Parayı ne çok kadar dedi. Mesela. Çocuk. Bir de Demet Evgar'ın bir açıklaması dikkat çekti. Evet. Aslında Demet Evgar'ın açıklamasından ziyade Demet Evgar'la ilgili çıkan bir haberin aslında Demet Evgar kendi ağzıyla yalanladığını görüyoruz burada. Evet. Hani insanlarla geçim. Setteki... Bu arada ben Demet'in geçimsiz olduğunu hissediyorum. Ama bu olabilir. Sette değil. Ha, yani bu sette de değil. Olabilir çocuklar. Bazen bize de asistanlarımız ya da bir şey oluyor, biz iki tarafında yanlış olabileceği, yapabileceği şeyler var. Yok, mesela çünkü, sen geçimsiz bir partiye insan değilsin. Biliyorum ama mesela olsun. Biri bana dese ki Arda başka bir yerde çalışmaya başladı, geçimsiz, ben inanmam. Ama ya, bunda o vibe'ı alıyorum. Yani öyle olsam da olmasam da olabilir. 15 saat, 18 saat, 16 saat bir emek veriyorsun ve bunu günlerce yapıyorsun. Bazen bir yanlışlık sabır. Olabilir. Bazen bir sabır taşması olabilir. Onun için de Demet yani yapmış olabilir. Karşı tarafta yapmış olabilir. Ona Demet şöyle yalanladı yani. Hande dediğin, gördüğün gibi. Ben birlikte beraberlik içerisinde çok güzel bir ekiple çalışıyorum dedi. Evet. Ve ekip arkadaşları da onu dinlerken zaten yalanlayacak bir hali yoktu. Bu haberlerin yalan olduğunu kibar bir dille yalanlamış oldu. Ama geçen gün başka bir setten de yani öyle oldu. Bunun Demet'le ilgili başka bir sette de böyle şeylerin yaşandığını biliyoruz. Demet Evgar'la alakalı değil. Başkası. Başkalarıyla aynen. Alakalı olarak. Vallahi herkes bu işin bir parçası. Evet. Biz de burada çalışıyoruz. 3 tane koltuk var. Aynen. Karşımızda 3 tane kamera var. Bizimle çalışan bir stüdyo şefimiz var. Yukarıda rejide bir ekibimiz var. Aynen. Biz burada ekran önüyüz ama burayı döndürmek için bir sürü ekip arkadaşımız var. Aynı şekilde dizi seti de aynen. Öyle. Sen ona bir saçını yapan insana niye kötü davranıyorsun? Sen kimsin? Niye insan gibi davranıyorsun? Ay biz neler insanlara? Gördük neler gördük. Hayır, ne kötü davranışlar. Bizim için de geçerli değil. Her çalışma ortamında bu gibi kendini bir şey sanıp da yukarıdan bakıp da başkalarını ezme eğilimi var. Onun üstü, onun üstü. Üst bir altını eziyor, alt bir onu eziyor falan böyle. Bu halka böyle devam ediyor. Ya siz kimsiniz? İstediğiniz kadar ünvanınız olsun. Aynen. Önce insan olun.
Devam ama edeyim mi yoksa başka birini konuşacak mısınız? Bir tek bunu ünlüler için söyleme. Herkes için diyorum. Çünkü her çalışma ünsüzler ortamında de bu var. Sefer dedim. Ünlülere başka mobbing yapıp sen ünlüsün işte bak kamuoyu oluşturuyor. Diyor ki işte Hande bana böyle böyle yaptı diyor ya da Bilcan böyle yaptı. Trafikçi hemen, özellikle. Aynen. Ünlüsün diyelim mi oluyor? Aynen öyle. Falan. Zorbalık yani, ya zorbalık. Ya başka bir şey değil. Doğru. Peki buyur, şimdi. Geçelim. Hadi en sevdiğiniz konu. Hadise mi? Hadise. Evet benim uzmanlık alanım. Ben uzmanlık alan ama severiz. Ben o zaman yaptım. Hoş geldin tekrardan. Bir de hadise yorumu senden alalım. Burası. Geçen 19 Mayıs'ta giymiş olduğu bir iç çamaşırı ve çamaşırla Türk bayrağı elinde bir 10. yıl marşını söylemişti. Bu konu çok eleştirildi. Gündem oldu. Hadi bir de senden yorum alalım ama İzleyelim. Önce bir izleyelim. Kısacık bir reklam arasıyla devam edeceğiz. İlk bölümü tamamladık ama hadiseyle ilgili konuşacağımız konular reklam sonrasına kaldı. Bizden hiçbir yere ayrılmayın. Söylemezsem olmaz. Official bizim Instagram adresimiz. Sizin de bildikleriniz ya da konuyla ilgili yapacak yorumlarınız varsa Söylemezsem olmaz Official'ın altında toplanalım. Kısacık bir reklam arası. Efendim evet. Söylemezsem olmaz da ikinci bölüm başlıyor. Ekranlarını yeni açanlar için tekrardan günaydınlar. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Bircan Bali, Arto Dalga, Hande günaydın. Sarıoğlu. İşte geldik buradayız. İkinci bölüm dedi. Evet. Sessizlik. Bugün mutlu, mutlu günüm diye. Şimdi hadisenin biraz isyanı var. Diyor ki ya kardeşim ben canlı performans sanatçısıyım ya. Beni anlamıyorsunuz be diyor. Canlı performans deyince de ben diyor ya. Değil mi? Dalga konuş geçme, biraz gülme. Bircan. Konuş biraz gülme. Bircan. Hadise'nin canlı performansının yönetmeninden çok klasikleşmiş bir canlı performansı var. İsteriz görmek, dinlemek. Çok biz de isteriz onun canlı performansını dinlemek. Bir tek şeyi doğru söylüyor. Sen neyine güveniyorsun da benle oluyorsun diyor. Şu para mevzusu var. Bayılır bana bu konuda. Bu da parayı sevdiği için. O da seviyor, bu da seviyor. Allah'tan bu konuda anlaşıyorlar. Evet. Bu konuda iyi. Yani şöyle parayı seviyor. Ben ulan şimdi... parayı seviyorsun da ne ayrıldığından, ne birleştiğinden, hiç. Ne bilmem neden hiçbirinden para almadın. Ben kendimde sen... parayı seviyorum. Evet. Ben benim param olmasını seviyorum. Hani ben. O zaman nasıl ben adamın seviyorum? Parasının olmasını hiç hoşlanmıyorum. Evet. Bile. Benim param olsun ya. Ben sabah akşam köpek gibi bu yüzden çalışıyorum. Aynen öyle. Şimdi bak hadisenin teknik bir takım sıkıntıları var. Anlatıyorum. Türkiye'de kime haddinden fazla değer verildi dersen hadise ederim. Doğru. Bravo. Çok güzel söyledin. Hadiseyi bir rüzgarla aldık ismi gibi. Açtık içi bomboş çıktı. Bize o rüzgardan çok, bize ilerledi, çok ilerledi. Teşekkür etmesi lazım bu masalara. Tabii canım. Bir insan yaptığı tüm ahlaksız, tüm yasa dışı, tüm akla aykırı şeyleri bir çapına nasıl meşru ulaştırır ya? Ya. Bir de sonra sizi suçlu. Nasıl meşru ulaştırırsın ya? Sonra şöyle oluyor. Siz kadına şiddet yapıyorsunuz. Ben açık... Beni çek. Hadiseciğim. Göster beni. Ben de giyiniyorum bebeğim. Alt yazıyı al. Ne oldu? Bir tek bacak sizde var sanıyorsunuz. Bir de benimki böyle şeyde değil ha böyle baldırlı maldırlı değil. Biz kadınları eleştirmiyoruz. Kadınların kıyafetlerini eleştirmiyoruz. Kadınların o kıyafetler adı altında kendilerine şiddet yapıldığını söylemesi ve bu rüzgardan yürümelerini eleştiriyoruz. Siz bir kadına şiddet yapılmasını isterken ve bunu kullanarak pazarlanmasını eleştiriyoruz. Başka bir kadına acımasızca şiddet yapabiliyorken biz bunların yemediğimizi göstermeye çalışıyoruz. Aynen. Senin kıyafetinin ne olduğunun önemi yok. Bu arada bayrak sorusunu sordu Hande bana. Bayrağı elinde iç çamaşırı mı tutmuş? O onun kendi milli sevgisidir. Bilemem. Ben mesela şehitlerle ilgili şarkı söylenildiğinde içki içilen bir ortamda olmasına son derece rahatsızım. Son derece. Şehitlerin olduğu yerde yaşa Mustafa Kemal Paşa. Elinde alkol kadehi kaldırıyor. Ben bunu sevmiyorum. Ama kendi milli şeyidir onu bilemem. Şunu artık geçin. Şunu yemediğinizi lütfen insanlara gösterin. Hadiseye gösterin en azından. Siz bu söylediğiniz rüzgarı kendiniz bile yemiyorsunuz. Kadına şiddet uyguluyor. En büyük şiddeti sen uyguluyorsun masa arkadaşına. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bak burada bir şey söyledi tabii, ama. Tabii Ebru Gündeş'ten bahsediyor. Evet, doğru söylüyor işte. En büyük şiddeti sen masa arkadaşına gösterdin yani dedi. Yani yalandan ondan sonra da çıkıp bizim iki eleştirimizi, bizim eleştirimiz hiçbir şey ya. Senin yaptığın kendi masa arkadaşına yaptığının yanında hiçbir şey. Sen ama hiç sevilmemişsin biliyor musun? Ha. Senin en büyük sorunun orayı sen söyle doğru. Senin en büyük sorunun ailede hiçbir zaman sevilmemişsin. Hiç o sevgiyi görmemişsin. Seni sadece para makinesi olarak görmüşler. Ki bunu zaman zaman senin ailende senin o üzüntülerinden senin kaçışlarından bunları çok iyi gördük. Bu üzücü ama değil mi? Çok üzücü. Şöyle sadece bir bilgi vereceğim. Bu en son hani bir
müzik platformuna şu anda ekranda röportaj olan yaptı. Röportaj yaptığında ailesiyle ilgili ve bu para mevzusuyla ilgili şunu söylüyor. Benim diyor bir erkek kardeşim var. Çok diyor ortalarda görmezsiniz o erkek kardeşimi diyor. Çünkü diyor çok diyor kendi halinde çok diyor naif bir çocuktur. Normalde diyor erkek kardeşler hani abla para atsana, abla arabanı versene, abla bana şunu alsana diye böyle biraz daha böyle delikanlıdırlar ya diyor. Benim kardeşim de diyor belki bir iki kere diyor benden diyor para istemiştir. Mesela erkek kardeşime hayranımdır. Onun da çocuğu varmış. Eğer diyor bir çocuk istersem benim yeğenim gibi bir çocuğum olacaksa çok isterim bravo diye bir açıklaması var. Ailesiyle, annesiyle, babasıyla ilgili de şöyle bir açıklama yaptı dedi ki. Onlar da dedi o kadar normal insanlar ki dedi. Beni şuraya getir, bana şu takıyı al, bana yüzük al, beni ben buraya göreceğim. Bu yemeklerden şurada restoranda yiyeceğim. Hiç benim ailemden böyle talepleri olmadı. Gayet normal insanlardı. Benim bir hayalim vardı anneme bir ev almaktı. Yani mutfağı çok güzel bir ev almış. Hani aslında ailesinin naifliğini anlatıyor. Tek darbeyi, tek aradaki o kavgayı aynı abla zamanda stylingini yaptığı ablasıyla yaşamıştı. Styling hatırlarsınız. Ablası yapmıyordu ya. Yapıyor stylingini değil, menajerliğini. Menajerlik ve kıyafetlerini de ayarlıyordu. İki tane kız kardeşi vardı değil mi? Var. Tamam evet. İşte kız kardeşlerinden. Yapıyordu. Şimdi ama bak bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir şey söylüyorsun. Ailesiyle ilgili naif bir takım yerlere değiniyor ama. Ailede bir mektup var hatırlar mısınız? Çok önemli bir mektup. Evet. Bir veda mektubu. Veda mektubundaki maneviyatsızlığı görüyor musun? İşte. Hayata veda ederken sen benim dişlerimi yaptırmadın. Baban onu aldın beni almadın. Yani onun için o yazılan, o konuşulan röportajı geç. Anlattıklarının yani çoğunun hayal istediği, hayal ettiği. Aynen. Ama öyle bir maalesef üzülerek, artı da üzülerek söylüyorum. Aynen. Maalesef onun evinde maneviyat yok, sevgi yok. Sadece o yüzden maneviyatsız ve sevgisiz insanların peşinde. Evet. Doğru değil mi? O yüzden de para makinesi olarak görülüyor. Evet, belki anne baba bizi yemeğe götür, bilmem neye götürü istemiyor olabilir ama beşi bir yerde istiyor olabilir. Ben böyle insanlar eski... orada yaptır, burada yaptır mı demiş olabilir. Anladın mı? Eski insanlar genelde beni yemeğe götür bilmem ne istemez. Genelde sadece paketinin dolması, altını, gümüşü, evi, barkını ister. Muhtemelen de maalesef para makinesi olarak görülüyor. Ve maalesef ki hiç sevildiğini düşünmüyorum. Hiçbir zaman sevilmedi. Zaten bu sevgi arsızlığı veya başkasının sevgililerine veya kocalarına ilgi gösterme belki buradan çıkıyor olduğunu düşünüyorum. Yani orada bir kural yok hadisenin. Evet. Bunun sahibi var mı? Bu birine ait mi? Bu böyle mi falan? Öyle bir kuralı olmadığı için de buradaki bütün sıkıntının evdeki maneviyatsızlık olduğunu düşünüyorum. Evet. Kesinlikle. Aslında bu maneviyatsızlık da ilk etapta söylemezsem olmaz masasında rahmetli Nuri Yerlitaş patlatmıştı, hatırlıyor musunuz? Söylemezsem olmaz değildi. Yaz programıydı. Biz yoktuk. Ama yine Beyaz Bilal Magazin. Özbilge. Şöyle diyelim. Yaz Bilal Magazin. Özbilge ve Beyaz Magazin diyelim. Evet. Yine Beyaz TV ekranlarında diyelim. Evet, evet, ve evet, o zamana denk geldiği için de burada Beyaz Magazin, Yaz Magazin vardı. Maalesef, maalesef. Ve Nuri Yerlitaş'a ulaşılmış ve annesinin, Hadise'nin annesinin bir mektup bırakması, bir intihar mektubunu bırakması ve Nuri Yerlitaş'a da telefonla ulaşıp hani ne yapmamız gerekiyor diye Nuri Yerlitaş'a ulaşılınca tabii ki bu iş bu şekilde patlak veriyor, evet, ve evet, medyaya yansımıştı. Yani zaten işte burada bütün gerçek ortaya çıkmış olmuyormuş. Evet. İşte asıl olay doğru, o. Dürüstlük orada başlıyor. Buradaki yalan sohbette ya da yalan interview'da alakalı bir şey değil. İşte gerekli şey oradaki o mektuptaki bütün gerçekler ve söylenenler intihar mektubu. Peki şuna inanır mısınız? Hadisenin özünde çok derin bir kadın olup çok böyle aşk yaşamak isteyip ama asla bu zamana kadarki gördüğümüz ilişkilerinde onu doyuran, ona yeten o ilişkiyi ve aşkı yaşamadı bence. %100 bu konuda çünkü doğru adım atmadığına inanıyorum. Doğrusu, ben. Doğru çok, yerlere. Çok kırık orası. Evet. Bir yeri iyileştirmezsen hep oradan kırılacaksın. Ama bir yeri iyileştirmen, tek tecrübem bu. Aşkım bir yeri iyileştirmen için doğru hedefin bak, olması lazım. Bak Mircan da yakaladı. Doğru hedefin olması lazım. Evli bir adam, sevgilisi olan bir adam ya da bilmem ne. Doğru. Onlara akarsan. Gidiş yolu da doğru olması tabii lazım. Ki. Doğru. Şimdi iyileştirmediği yerden kırılmaya devam edecek. Benim mesela çok takıntılı olduğum bir şey var. Ben böyle mesela omurgasız adam sevmiyorum. Böyle dimdik. Kime karşı dimdik beni savunacak adam seviyorum ya. Orayı iyileştirmediğim sürece ben hiç dimdik adamlarla olamayacağım. Aynen öyle. Gelmeyecek. Evet. Evren de bana bunu vermiyor. İşte. Orayı iyileştirmediği için. Yani biri öz de çıkıp eleştiri. Demiyor ki, öz eleştiri. Anladın mı? Öz şimdi eleştiri. Biri de çıkıp demiyor ki çok güzel bir röportaj değil mi? Aha. Biri de çıkıp demiyor ki ya Hadise sen niye gittin ya o sesten?
o ses Türkiye ne oldu hadise diyen yok. Niye? Çünkü işte Ebru geldi, Ebru onu istemedi falan ya. Dolanıyorlar, top çeviriyorlar, tüm tuşlara basıyorlar. Hadisenin niye o sesten gittiğini bilemiyoruz. Yok, o sesten sözde işte biraz ara verdi, onun yerine rap'e gitti diyorlar. Bu benim söylemesi olmaz dönüşüm gibi olmasın? Bu öyle bir şey değil yani. Maalesef orada yanlışı yapan o olduğu için Ebru Gündeş orada kaldı. Acun Ebru'yu seçti net ha, bilgi. Kadar, Acun kadar. Ebru'yu seçti. Peki sizce yeni sezon O Ses Türkiye'deki kadroda yeni evli Ebru Gündeş yer alır mı yoksa Hadise mi yer alır? O Ses olmayacak diye biliyorum ben. Olursa hiç olmayacak anlamına gelmez. Olursa yine çünkü Ebru olur. Çok önemli bir Hadise format. Hadise bir daha gelmez oraya. Bence. Ha, öyle mi diyorsun? Kesinlikle gelmez. Yani benim mesela benim hayal kadromda da Hadise var ama. Hadise olsa çok iyi olur. Yani Ebru ve Hadise ben okey. İkisi aynı anda düştü de. Tabii. Benim yani, aklıma başka kadrolar geliyor. Sonsuz. Bu arada Hakan'a da gerçekten, ay Hakan'a değil kim o, Kaan'a da gerçekten aşık oldu bu adam. Kaan Yıldırım değil mi? Kesin. Çok büyük aşık tabii oldu. Bak. Zaten gerçek ya, aşık olma yaşadın. Küçük bir yoldayım var ya, küçük bir yoldayım şarkısı var ya. O Kaan Yıldırım zamanıydı. Ve o küçük bir yoldayım şarkısıyla ilgili bu katıldığı programda diyor ki ben diyor o dönem çok büyük değişimler yaşadım diyor. Çok aşık. Hem diyor iş hayatımda kaliteli diyor. İş hayatımda kendi ailesi ablalarıyla olan ilişkilerinde. Duruşu. Kendim hani. Sakinlemiş mi? Daha sakin. Ama aşk sakinleştirir yani toksik değilse. İşte. Ama Kaan Yıldırım'la ayrıldığı döneme denk geldiği için o küçük bir yoldayım meselesi de o şarkısı da ağlayarak anlatıyor biliyor musunuz? Çok ağladı kötüydü burada o bölümü anlatırken. O bölümde ama anne düşünsene geçmişte yaşadığın bir hata muazzam ilişkine sirayet ediyor. Ve fatura sana kesiliyor. Geçmişini hayata silemiyorsun. Çağla Şikel beyaz gibi düşün. Geçmişte yaptığın o anda ya da yaptığın. Evet o da öyle bir şey. O da tarihsiz bir şey. Aynen öyle. O anda defileyi yaptığın diyorsun. Defile bir defile. Peki, senin evlilik yolunda evlenememeni sağlıyor belki. Ya kötü ama geçmişimi konuşma yani değil mi? Ne geçmişimi konuşuyorsun? Peki mesela Kaan sahip çıkmadı. Buradaki röportajda söylediği siz bir susun ya dediği bölüm var ya. Tamam o konuşsun. Ver şeyi şarkısını ver onu canlısını dinleyelim Alican. O konuşsun biraz. Bir susalım tamam, o konuşsun. Bakın, iyi dinleyin. Tamam. Dinleyin lütfen. Vahı tekrar alabilir miyiz? Kulağım kanadı. Ya. Bak gerçekten kulağım kanadı. Çat çat. Bak şarkıyı okuduğu yerler. Çat çat. Vah vah. Pat pat. Vah vah. Ve bunu şarkıcı diye dinliyorsunuz ya. Hani diyor ya Nükhet Duru. Halkımız bilir. Artu tak bir daha dinleyeceğiz. Bilmiyor ya. Ay takayım ama. Bir daha dinleyeceğiz. Diyor ki ben canlı performansımı söylüyorum. Tabii, ben canlı tabii performansımın bir akışı var. Benim sahne şovumun bir akışı var diyor. Gördünüz akışını. Gel yap diyor şovu diyor. Hadi diyor benim yaptığım akış şovu sen akmış yap diyor. Akmış. Şov aşkım gibi şov değil mi? Şov. Üstüne para verirse verse gitmiyor. Bak akmış gitmiş yani. Ben bir gün bir kere Kıbrıs'ta dinleme gafletinde bulundum. Kaldığım otelde bu çıkıyor yani ben tercih değil. Allah'ım repertuar kötü, performans kötü, sahne kötü. Bir yarısında gittik. O yüzden siz bir susun derken siz konuşun buyursunlar. Biz sustuk tamam siz konuşun Hadise Hanım ve ekibi yok buyursunlar. Ya. Hadi bakalım. Üç kelime söyleyeyim. Gideyim mi başka konu açayım? Siz sadece bunu zaten çıkartanları konuşuyorsunuz aynen dedi. Aynen. Üstümüzden atalım, üstümüze alınmayalım o konuyu. Alınmadık. Tamamlayalım ben mı? Bir selam hemen söylemem gerekiyor. Söyle. Bizi şu anda tabii aleyküm bütün dünyada izliyorlar ama Berlin'den özellikle izliyorlarmış. Bu konuyla ilgili de büyük bir haber verecekler bize. Ekincan ve bütün Avrupa'daki Türklere, Kanada, selam Amerika olsun. Herkese selam olsun. Ay ne kadar özlemişim ya. Hoş böyle geldin Bilal Ali. Geldiğim efendim gibi ayağımın tazıyla. Bugünü tamamlıyoruz. Bittik. Yarın aynı saatte bir Can Bela Artı Dalga Hande Saroğlu. Görüşeceğiz. Söylemezsem olmaz. Görüşeceğiz. Olacak. Hadi görüşelim. Buradan biz gazinoya gidiyoruz. Öpüyoruz sizi. Gördüğünüz gibi bugün yeni şarkım çıkıyor. Sus. Solist. Giriş buna yakışırdı ama. Aynen. Kapatın.